Bugün hocamızla anlaşmamızı imza altına alacağız. Böyle 4 hafta kendi imkanlarımızla çeşitli hocalarla görüşerek sahaya çıktık. İşte beraberlik aldık, mağlubiyet aldık falan ama çeşitli hocalarla da konuşarak bu süre zarfında gönlümüze çok yatan Dalıcı hocamla anlaşmaya karar verdik. Ve şimdi imza altına alacağız. 6 ay maçına sonrasında hocamla beraber olacağız. Hocamın gelirken tek şartı vardı. Transferi açın. Ve ben öyle gelirim. Evet. Transferi açacağımızda ışıkları göründü. Allah'ın izniyle o işi halledip Gençler Birliği önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeyi hocamla yönetim olarak kararlıyız. Hatta daha da iddialıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde gerçek yerimiz olan Süper Lig'e çıkarız diyoruz. Evet. Sorular varsa alalım, yoksa imza töreninde başlayalım. Teşekkür ederim. Transferi yasağının açılmasıyla ilgili. Evet. Nasıl bir şey? Bu Arda'nın son görüşmeniz nedir? Onunla ilgili Arda'yla ilgili Sayın Ali Koç'la konuştuk. Ben gittim ziyaretine. Hatta o kadar nazik davrandı ki yok. Sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi. Beni arabaya geçirdi. Çok beyefendi, aile, görgülü bir ailenin çocuğu zaten. Ama para konuşmadık. Para 1.3 milyon şey geçti. Onlar hepsi eskiden olan şeyler. Yani geçen sezon 1.3 o verdi. Ben de 2.5 istedim. Sanki ben şu anda 2.5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri tekrar yazıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Bir kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben dedi bir paket hazırlayacağım. Bu paketle sizin transfer yasağınıza büyük katkı vermeye çalışacağım. Bu kadar. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Ondan bekliyoruz. Diğer bazı atılımlarımız daha var. Onlardan da bekliyoruz. Ben açacağıma inanıyorum. Açacağım ya. Hatta yani Ocak'tan önce açım diyorum ki alacağımız yeni transferlerle ön protokolü alıp onları takıma adapte edebilirim sezon açılmadan. Evet. Başka var mı? Ankara Gücü'nden de futbolcu transferleri konuşuluyor. Vallahi Ankara Gücü'nden biz Ankara takımıyız. 2 tane kardeş kulübüz. Yani biz her zaman böyle tatlı atışmalar olsa bile sonunda şehrin takımıyız. Yani biz birbirimize yardım etmek zorundayız. Şimdi hocam isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Hatta Ali Koç bile dedi, ben size 2 tane de oyuncu verebilirim dedi. Galatasaray dedi, ben oyuncu vereyim diye. Eyüp dedi, ben oyuncu vereyim diye. Yani herkes Gençler Birliği'nin bu ligde kalmasını arzuluyor. Çünkü Gençler Birliği 100 yıllık bir kulüp. Hiç böyle kötü bir şeye karışmamış, tertemiz tarihi ve mazisi olan. Tabii burada İlhan abinin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onların hatırası için her kulüp ve el birliğiyle Gençler Birliği'ne katkı veren diye ulaşıyor. Başka var mı? Mustafa Hocam'dan da düşüncelerini alalım. Evet. Öncelikle değerli başkanım, değerli yönetim ve değerli basın. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün burada bulunmamızın sebebi belli. Bir birlikteliğe inşallah imza atacağız. Geldiğimiz kulüp gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan
ülke futbolunda lokomotif olan bir kulüp. Anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Dolayısıyla bunları düşündüğünde tabii ki buraya hayır demek çok kolay olmuyordu. Değerli başkanım ve yönetimimle yaklaşık bir haftadır istişareler halindeydik. Görüşmeler yaptık. Arz ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Onlar da tüm gücüyle bu isteklerimizi ve taleplerimizi yerine getirdi. Dolayısıyla bugün bu birlikteliğe sizin de huzurunuzda inşallah imzayla burayı pekiştireceğiz. Amacımız belli. Bulunduğumuz bu durumdan bir an önce Gençler Birliği'ni gerçekten kurtarmak. Bir projeye geldik aslında. Bu sene ve gelecek seneyle alakalı. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençler Birliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak. Gelecek sene de inşallah başkanımın da dediği gibi Gençler Birliği'nin layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmak. Dolayısıyla bu anlayışla, bu hırsla, bu arzuyla şu anda karşınızdayız. İnşallah bunu hep beraber sizlerin de katkısıyla umarım bunu birlikte başararak bu mutluluğu birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim yani 1+1 olarak mı düşünmeliyiz sözleşme? Vallahi hocamla hiç onda konuşmadık. Yani ben hocamla daha da uzun çalışırım. Yani ben hocama şahsen güveniyorum. Hocam bize gelmedi. Ben hocama gittim. Estağfurullah. Ben gittim İstanbul'a. Kendisiyle beraber oturduk. Uzun uzun konuştuk. Kafamız da uyuştu. Şimdi hocam çok dürüst, ahlaklı, seviyeli bir insan. Onun için onunla çalışmaktan şahsen ben çok memnun ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Şunu ilave etmek istiyorum. Yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada. Efendim malı satacak, parasını alıp kaçacak. Böyle bir durum yok. Mal satılır, Arda da satılır. Ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Ben paramı alma sevdasına niye yatırayım ki? O zaman hiç yatırmazdım. Bu koltuğa da seçilmezdim. Benim ağzımdan bir kere paramı kurtaracağım lafı duydunuz mu? Öyle bir şey duymadınız. Söylemedim çünkü. Ha, sattırmam dedim. Ama satmadan da çözmenin şeyi yok. Ben hala buranın maaşlarını ödüyorum. Hala personel, futbolcu maaşları. Hiçbirinin alacağı yok şu anda. Şimdi ama bunun da bir sonu var. Bu dipsiz kuyudu ki. O bakımdan kimse heveslenmesin. 2,5 sene ben buradayım. 2,5 seneden sonra da gelen kura girerim. Kazanırsam da devam ederim. Onu da söyleyeyim. Yani hiç böyle ocağı bırakacakmış, yok Şubat'ta ayrılacakmış, yok Aralık'ta gidiyormuş. Yok böyle bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Geçen sene sadece Süper Lig'e çıkıldığında 6 oyuncuya burada 6,5 milyon euro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç benim borcum değil ya. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar arttıkça borç artıyor. Kur, öde şeyin arkasına gelemiyoruz ya. Ödüyoruz kur artıyor. Ödüyoruz kur artıyor. O bakımdan ben buradayım abi. Size bunu söylüyorum. Gitmeye de niyetim yok. Bu kulübü ben İlhan abiye seçildiğim gün mezar başına söz verdim. Bu kulübü eski haline getireceğim, ondan sonra bırakacağım diye. Evet, bu böyle. Başka soru soramam. Yoksa imzaya geçelim mi? Hocam. Buyurun başkan. Şurası değil mi benim atacağım? Burası. Başkanım, Ozan Bey, iki dakika hemen şey yapayım. Başkanım, hemen şu mikrofonları bir... Çok özür dilerim hocam. Hocam, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Senin için de, kulüp için de... Allah mahcup etmesin. Çok teşekkür ederim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
Peki, teşekkür ederiz. Bir sorunuz yoksa... Benim sorum... Şimdi aslında Gençler Birliği'nin bu haftaki ve önceki haftaki süreçlerine bakacak olursak hakem hataları da sık sık olmaya devam ediyor ve haliyle bunu birazcık daha taraftar boyutunun ağzını tutarak değil de genel ülke futbolunun ön planda olan durumundan ötürü de sormak istiyorum. Kulüplere baktığımızda tüm itirazda bulunan kulüpler, hakemlerle ilgili konuşan kulüpler ertesi hafta bunun meyvesini toplamaya başlıyor diyebiliriz. Çok karşılaşmalarda ama şu anda Gençler Birliği bu konularla ilgili herhangi bir açıklama yapıp da bir hakem tepkisine bulunuyor. Halbuki bu süreçte sanki birazcık da Gençler Birliği geç planda kalıyor. Sizin düşünceniz ne oldu? Şimdi mikrofonları koyalım. Şimdi değerli kardeşim, ben Mehmet Bey'e söz vermeden ben kendim bir şey söyleyeyim. Şimdi Gençler Birliği'nde bir geçmişten gelen bir tutum ve davranış var. Fair play olsun. Şimdi hakemlerin yaptığı hataları görüyoruz. Onlar da insan. Penaltıyı 7 dakikada karar verebiliyorlar. Baka. Ben şahsen kulübün son maçlarda, her maçta bir penaltı hakkının kendine inanıyorum. Ama bunu gerek federasyona ve Merkez Hakem Komitesi'ne bir yazıyla bildireceğiz. Ayrıca böyle sosyal medyada söylemek falan bize pek yakışmaz. Bizim Gençler Birliği'nin tutumuna uygun bir davranış değil. Maçtan sonra bir kulüp basın sözcüsünün sıcağı sıcağına açıklamaları söylerler. Arkadaşlar bana maçtan sonra söyleyeyim dediler. O sinir ve heyecanla pek istenmeyen laflar çıkar ağızdan. Onlar da bize pek yakışmaz. Mehmetciğim, bir şey eklemek istiyor musun? Biz bu konuda girişimleri yapıyoruz Elif Hanım. Şöyle özellikle 4 maç Denizli, Adana, işte bu penaltı süreçlerini yaşadığı maçlar, Malatya ve bu maçta olmak üzere. Bunun görüntülerini ve bize uygun üslupla yazıyı da zaten MHK'ye bildireceğiz. Başkanımızdan, Merkez Hakem Komitesi Başkanımızı arayacak zaten. Daha önce de MHK'deki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla bir kere söz, yani canlı olarak da konuştuk. Ama başkanımızın da dediği gibi bu anın stresiyle, siniriyle ağzımızdan kötü bir şeyler çıkmasını istemediğimiz için de maçtan sonra açıklama yaptık. Evet. Başkanım, müsaadenizle Trabzonspor Yasin Yılmaz. Hocamıza bir sorum olacak. Tamam, buyurun. Transferle alakalı konuştuk ama malum süreç ilerliyor dediniz, ışıkta görüldü dediniz. Hocamızın projeye geldiğini ifade etti az önce. Kadro yapılanması hakkında ilgilerini, hani neler hedefliyor, bu konudaki görüşlerini almak istiyorum. Evet, tabii ki öncelikle teşekkür ederim başkanım. Öncelikle şu anda önümüzde 6 tane maçımız var. Şu andaki mevcut kadroyla bütün puanlara tabii ki talibiz. Alacağımız her puan bizim için ikinci yarıda çok büyük avantaj olacak. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla oyuncuları fiziksel anlamda aslında çok yeterli görüyorum. Mantel olarak bir çöküşte olduklarını hissediyorum ve tahmin ediyorum. Bunları mantel olarak belli bir seviyeye çıkartıp o özgüvenlerini tekrar yerine getirip yarışmaya ve yeni bir sayfayı açtığımızı net bir şekilde ifade ederek onların şu 6 maçlık periyotta var olan maksimum gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Öncelikle burayı bu şekilde aşmamız gerekiyor. İkinci yarıda transfer yasağının açılmasıyla birlikte tabii ki bizim de kulüp içerisinde istişarelerimizi gerek sportif direktörümüz gerek değerli başkanımız ve yönetimimizle birlikte tabii ki belli bir planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda istişareler yaparak doğru olması gereken ve bu kulübü kurtarması gereken hamleler neyse mutlaka hep birlikte yapacağız. Ben teşekkür ederim. Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz nasıl? İkinizde kimler var? Ankara Gücü'ne tanıdığımız ekiplerle devam edeceksiniz. Kulübün ekibiyle çalışacaksınız. Evet. Ben yaklaşık 7 senedir aynı ekiple beraber çalışıyorum. Ekibim aynı. Sadece oraya buradan da çıkan, Türk futboluna yıllarca hizmet vermiş olan Ali Eren de ekibimize katıldı. Onunla alakalı düşüncelerimiz zaten vardı. Ama nasip burayaymış. Onun için de bana göre önemli ve güzel bir başlangıç oldu. Bir de
Medat hocamızı da ekibimiz içerisine aldık. Onunla da inşallah birlikte burada güzel bir çalışmaya imza atacağım diye düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. Biz geçmiş maçlarda ki kadromuzda bulunan teknik direktör ve yardımcılarını kulübümüzden ayırmadık. Kimisini altyapıda, kimisini squat ekibinde, Medet de hocam yanına aldı. Dolayısıyla onlar kulübün elemanlarıdır, kulübün personelidir. Kulüpte çalışmaya devam edecekler. Hayırlı. Teşekkür ederim.